Sevgili arkadaşlar merhaba. Mekaniki aracımızın kornasını değiştireceğiz. Kornadan hiç memnun değilim. Dikdörtgen yapıyor. Hızlandığım zaman mesela 100-120'de çaldığım zaman hiç duyulmuyor. Böyle problem var. Seger'in uygun fiyatlı bir kornasını aldım. Daha kaliteli bir korna alacaktım ama yani çok övdüler. Şöyle tek fişli şöyle şasiyi şuralardan alıyor eksiği diyelim. Şimdi montajını yapacağız sevgili arkadaşlar. İlk eski kornayı üzerinden sökeyim basit bir şekilde. Bağlantı yapıyoruz. Bağlantı bu orijinali. Orijinalinin yanına şöyle uzatmaları var zaten. Şunlardan 3 tane geliyor. Şöyle bir bağlantı yapalım. Daha düzgün. Şöyle daha düzgün dursun. Şuraya bir somun cıvata atacağım. Şunları da sıkalım. Şöyle kornaları. Aşağı bakacak şekilde yapıyoruz mutlaka. Hani rüzgar su girmesin diye şöyle aşağı bakacak yönde oluyorlar. Dik bir şekilde. Şu somunlarını da sıkalım. Bu işlemi bitirelim. Bir arkadaşlar fiş bağlantılarını yapalım. Şöyle basit bir şekilde elektrikçiden aldığımız bağlantı aparatları ile beraber şunun ucunu soyup şuraya geçireceğiz. Ondan sonra şöyle bir kabı var. Gayet düzgün bir şekilde. Şöyle gayet sağlam oldu. Şöyle herhangi bir şeyden de etkilenmez, sudan da etkilenmez. Şöyle gördüğünüz gibi buraya da montajını yapıyoruz. Bağlantısı da böyle oluyor. Gayet temiz, güle güzel. Eksi uç için bağlantı yapıyoruz. Şöyle bu çiftli olmadığı için tek priz olduğu için orta bölgedeki demire bunu tutturacağız. Şöyle görelim. Şöyle montajlarını yaptık. Artıyı şuradan alıyoruz. Artıyı aldıktan sonra çift şekilde dağıtıyoruz tek fişlere. Ondan sonra eksi bölüm var. Eksiyi ya şaseden alıyoruz ya da şuradan alıp şu orta bölüme bağlantısını yapacağız. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Şu orta bölüme bir bağlantı yapıp bunu eksiye götüreceğiz. Bu kadar basit. Şimdi sevgili arkadaşlar bağlantıyı şöyle göstereyim ben size. Bu bizim orijinal fişimiz. Şimdi ben önce bu fişi yerinden çıkarmak istemedim. Orijinalini bozmak istemedim. Yani artı eksi olarak şuradan eksiği aldım. Şöyle getirdim. Şasi olarak buraya yaptım. Bunlar da eksiği şu arkada gördüğünüz yerlerden alıyor. Artıyı da iki kablo şeklinde bunun bir artısı, bunun bir artısı beraber şu artıya geldi. Fakat araç çalışmıyorken ses çok kötü. Yani çıkmıyor. Muhtemel voltaj yetmiyor da olabilir diye düşündüm. Araç çalıştıktan sonra gayet güzel çalmaya başladı korna. Muhtemel bir elektrikçiye de bunu sorarım. Hani bağlantım yanlış mı diye. Bu tamponu birkaç kere söküp takacağımdan dolayı o problem değil. Şu kesin bağlantılarını yapmıyorum. Şöyle idare bir bağlantı yaptım. Sesini duyunuz diye. Araç çalmayınca ses güzel değil. Göstereyim ben size şimdi. Testini yapalım araç çalışmıyorken. Şimdi araç çalışmıyorkenki kornayı duyun. Çok bir sesi yok. Şimdi aracı çalıştırayım. Ondan sonra çalalım kornayı. Sevgili arkadaşlar görüldüğü gibi sesi gayet iyi. Ben sesini beğendim. Yani fiyat performans olarak zaten alan kişilerin de söylediğine göre gayet iyi. Haksız değiller. Sesini gayet çok iyi beğendim. Şöyle bağlantılarını böyle kesinleştirmedim bağlantılarını. Şöyle yüzeysel bir bağlantı yaptım ona. Bir elektrikçiye de sorup bağlantılarını kesinleştirip şuraları güzel bir şekilde toplarım. Kabloları güzel bir şekilde bantlarım. Şimdi sevgili arkadaşlar şu bölümü güzel bir şekilde kabloları toparladık. Uzun kabloları kestik. Gayet nizami bir şekilde yaptıktan sonra
Güzel elektrik bandıyla da şöyle bir toparlayalım orayı, düzgün bir şekilde dursun. Şöyle görün. Gayet bağlantılar güzel bir şekilde. Şu orijinal fişimizi de bozmadık. Şöyle bakayım, ses yapabilir bu. Onu da şurada bir yere sabitlerim büyük ihtimal. Son hali gayet düzgün, nizami. Kabloları topladık. Şunu şurada bir plastiğe sabitledik sallanmasın diye. Son hali bu. Yolda giderken ses şöyle. Gayet iyi. Yani böyle ses tatmin ediyor. Yani tatmin etmesine sorun yok. Ses tatmin ediyor sevgili arkadaşlar. Ya, tok, gür bir sesi var. Yani anlaşılmaması, karşıdan duyulmaması şey değil, imkansız diyebilirim. Ama böyle rahatsız edici, çok aşırı bir yüksek ses değil. Zaten karşı tarafı rahatsız etmemesi çok önemlidir. Şöyle söyleyeyim, şöyle bir daha tekrardan. Yani karşı tarafı rahatsız etmiyor fakat karşı taraf fark ediyor. O derece diyebilirim. Yani çok yüksek, çok tok, aşırı böyle bir sesi yok. Ama duyuluyor. Gayet fark edilir. Güzel bir ses.